Verelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bugün Dilan Polat tahliye oldu ve ilk çok story geldi. Çok zayıflamış. Ciddi zayıflamış, evet. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Sıla Doğu story koymuş. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim. Ne diyorsunuz arkadaşlar son olarak? Birkaç cümle bu kararla ilgili ve tahliyeyle ilgili alayım, toparlayalım. Yani bu olay bir yargı kriziyle başladı zaten. Dilan Polat'a soruşturma süreci. Çünkü ilk etapta İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Çağlayan'da başlayacaktı. Dosya oraya gidecekti. Sonrasında tabii ki kendilerinin de ikamet adresi gereği bunun Anadolu adresinde yapılması gerekiyordu. Orada bir Seyhan Soylu'nun başlattığı bir ifade verme süreciyle başladı. Yani en başında bir savcı, yani hangisi bakacak? Bu Anadolu Savcılığı mı, Çağlayan Savcılığı mı? Nasıl başlayacak vesaire? Bu süreçte başladı bir yargı krizi. Sonrasında bu derinleşerek kamuoyu önünde belli bir yönde lanse edilerek işte emniyette sergi yapılması, evine kepçeyle girilmesi, bu konunun gündemde tutulması. Bir yandan çünkü MASAK raporlarının bir parça parça yayınlanmaya başlaması, bazı noktalarının gösterilmesi, bazı bölümlerinin yayınlanması tamamen MASAK raporu çıkmamışken bile. Geldiğimiz süreçte yargı krizi geldi. Çağdaş Bey'le de konuşmuştuk. Orada Masum'un da söylediği önemli bir şey vardı. İşte dedi ki aynı dönemde İstanbul Anadolu Başsavcısının bazı yargı ile ilgili itirafları oldu dedi. Yani Türkiye'de bir anda Dilan Polat gibi önemli bir soruşturma, bir anda da başsavcının itirafları şeklinde iki olay aynı anda yürüdü. Dolayısıyla bu yargı kriziyle başladı ve bence son tahliye bugüne kadar da 3 gün önce gelen bir itirafçının ben sanık olmaya da hazırım, itirafları belgeleyebilirim şeklindeki açıklamalarına rağmen, verdiği dilekçesine rağmen ve son ana kadar da bunların medyaya yansımasına rağmen bir tahliye geldi. Ben tüm bu süreçte, çünkü geçen ayda aynı şekilde tahliye edilebilir diye konuşuyorduk. Bu bugün gerçekleşti. Ama bu sürecin hep bir ya iki grup arasında sanki bir savaş varmış gibi ve bunun yansımaları şeklinde hep gördük. Bugünkü tahliyeyi de bir anlamda yapılması beklenen bir şeydi ve yapılabildi olarak yorumluyorum. Önümüzdeki süreçte ne göreceğiz? Bir duruşma dönemi yaşanacak. Eylül'de. Evet. Yeni bir MASAK raporu olacak mı? Sanki olacak gibi Çağdaş Bey beklentisi olabilir. Evet. İsmi geçen kara para ile ilgili, yasa dışı bahis ile ilgili isimler gelecek mi? Bu dosyada yer alacak mı? Konuşulabilecek mi? İfadeler alınacak mı? Yeni sanıklar mı doğacak? Yoksa bu bir vergi ile alakalı bir durum denip bir sadece o anlamda mı bir cezai sürece gidecek ki zaten bugün nöbetçi mahkemenin verdiği karar tutanağında bile aslında hep şunu görüyoruz. Bir vergiyle ilgili bir süreç. Yani Dilan Polat zaten bu para döngüsünün içerisinde yer almamıştır, bir imzası yoktur vesaire. Ama burada kara para suçlaması varsa burada başka bir sadece vergi ve yapılan işlemler, para işlemleri üzerinde imzası vardır yokturun dışında bir şey. Suçlama savcılığını öne sürdüğü. Dolayısıyla ona da dair bir nokta yok. Sadece kararda bile sadece bir vergi unsuru var. Burada mı kalacak, daha mı ilerleyecek? Duruşma sürecini de göreceğiz. Eylül ilginç bir ay olacak arkadaşlar. İzleriz birlikte duruşmayı. Duruşmaya gideriz, evet. Nerede olacak? Anadolu Adliyesi'nde. Sinan Ateş de var. Yok, Ayhan Bora Kaplan mı var? Hangisi Sinan Ateş var? 30 Eylül. Sinan Ateş 30 Eylül'de. O sonunda evet, önemli duruşmalar var Eylül ayı içerisinde. Eylül gerçekten. Dilruba Hanım'ın duruşması var. Evet, bunları gene beraber izleriz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Caner Taşpınar, Ersin Eroğlu ve Masum Gökli. Bir kayıt dışının daha sonuna geldik. Bu gece uzunca bir yayın oldu. Ağustos ayında bu gece Profesör Emre Kongar ve Merdan Yanar'da ufak bir izin kullanıyorlar. O nedenle bu gece erken başladık.
Ümit Özdağ burada ağırladık, sorularımızı yanıtladı. Manşet üstüne manşet verdi. Gerçekten o yayını bir daha izleyip o spotları çıkartmak lazım diye düşünüyorum. Çok şey söyledi çünkü Ümit Özdağ. Finalde de emniyet ve TSK kararnamelerini konuştuk. Bugün de bizi yalnız bırakmadığınız, izlediğiniz ve güvendiğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta yine manşetlerle ve dosyalarla Tele1 ekranlarında kayıt dışında karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.